Haber.com'dan merhabalar, ben Helin Genç. Her hafta olduğu gibi Kültür Sanat Ajandası için Kadir Kaymakçı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz ve hoş geldin. Hoş bulduk Helin'ciğim. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. İyi, bu hafta iyi etkinlik bulmakta zorlandık, çok zorlandık değil mi? Yani çünkü hepsini konuştuğumuz için. Öncesinde bayağı bir konuştuk da ama o yüzden kafam karışık. Biraz karışık, evet. Çok etkinlik var. Birçoğunu konuştuğumuz için yani müzeler falan her şey. Yeni etkinlikler bulmakta, yeni ya, şeyler sezon bulmakta. Sezon başında zorlandık. Biraz başlıyor herhalde bunlar, evet, yazın işte tabii, Haziran, yani hani Temmuz mesela başında. Tiyatrolar için, işte sergiler, evet, için yaz ayları biraz daha sakin ve yavaş geçiyor. Sinema Acayip bir mı? şekilde sinemalarda, Evet. Da bir şey yok ki. Genelde Kısır bir Hollywood haftadayız. hani büyük yapımlarını yaz aylarında vizyona sokar. İşte bu hafta bir Wolverine var. Herhalde sinemacılar da öyle düşündü, değil mi? Evet. Öyle konuştuk zaten. Başka Yani da rakip Wolverine'den film başka kimse olmayan, koymamışlar galiba. hani harcamayalım diğer filmleri diye. Çok vizyonda da bir şey yok. Konserler tam gaz devam ediyor. Biraz onlardan konuşacağız. Sen gidebiliyor musun bir şeye? Bir konsere, monsere? En son geçen hafta Göksel'e gittim. Ha, güzel Göksel'in miydi? Harbiye'deki konserine. Keyifliydi, severim Göksel'i. Evet. Keyifliydi, güzeldi. O seninle konuştuğumuz Harbiye'nin açık havasında romantik dakikalar. Ay Ayın var mıydı? yükselişi. Geçen hafta bir ay vardı ya. Vardı, ay vardı ama tam böyle hani şeyden Dolunay değil dolayı. miydi? Yok, tam yükseldiğini göremedim. Öyle Ha. söyleyeyim. Geçen Zamansal olarak hafta değil geride mi? Öyle kaldık. acayip bir ay vardı Evet, ya her yerde. Dolunay. Bütün İstanbullular, yani herhalde Güzeldi. bütün herkes, değil mi? Böyle havaya bakarak gezdik böyle. Sen gidebildin mi? Ben gidemedim. Ben sinemaya gitmeye çalışıyorum işte bu haftalarda. Geçen hafta konuştuğumuz işte o Beni Ay'a Uçur filmini falan izledim. Deadpool ve Wolverine'i şanslılardanım ben. Önden Önceden izledim. izleyenlerdensin sen. Evet. O zaman başlayalım. Deadpool ve Wolverine'den başlayalım. Ne izledin? Bize anlat biraz ya. Ne izledim? 24 Temmuz'da vizyona girdi bu arada. Bir Evet, çarşamba günü girdi. Değişiklik yaptılar. Çarşamba günü, cuma O değil, çarşamba dünyada da günü. böyle çok büyük filmlerde böyle şey yapıyorlar. Zaten beklentileri de çok yüksekmiş. Evet. Yani 24 Temmuz'la pazar günü, yani bu hafta sonu arası tüm dünyada 360-370 milyon dolar bir hasılat yapması bekleniyor ki bu çok büyük bir rakam. Şundan Deadpool artı 18. Yani 18 yaş üstü seyircilere hitap eden bir film. Hani diğerleri birçok süper kahraman filmi daha çocuklara Çocuk 12 tepkili. yaş, işte aileyle En izleyebilir fazla falan 13 şey. yaşken üstü Evet, oluyor. olabiliyor. Şimdi Deadpool bu durumda, yani artı 18 olmasına rağmen böyle 360'lar, 370'ler böyle o milyon dolarları yapması büyük bir rakam. Hollywood da bunu bekliyordu. Marvel bunu bekliyor. Herhalde yanlış bilmiyorsam Marvel'ın bu yıl giren tek süper kahramanı. Yani geçtiğimiz yıllarda yılda 2 tane, 3 tane, 4 tane Marvel filmi girerken süper kahraman. Bu yıl sadece Deadpool ve Wolverine var. Çok sevilen iki kahraman. Daha önce de konuştuk. Wolverine, biz en son onu Logan'da öldürmüştük. Ölmüştü Evet, yani. ölmemiş. Artık Hugh Jackman'da yeter. Hani ben devam etmeyeceğim diyordu. Yaklaşık 8-9 yıl oldu. Deadpool'da bir 6 yılı var. Deadpool 2'den sonra. İşte yeniden bir yol bulmuşlar Wolverine'i diriltecek. Geri geldiler. Ya ama şöyle söyleyeyim, yani biraz Beklentileri karşılar mı yani? Ne diyorsun? O karşılar. kadar. Özellikle fan, böyle süper kahraman filmi sevenlerin, yani böyle takip eden kuşağın, izleyicilerin bayılacağı bir film. Böyle çok spoiler vermeyeyim ama o kadar çok eski geçmişten kahraman görüyoruz ki oraları görmek, Ay, onları yeniden yıldızlar geçidi görmek, gibi olacak. evet, onları yeniden görmek çok eğlenceli, çok keyifli. Ve şey, nasıl diyeyim, Deadpool, yani Deadpool oynayan Ryan Reynolds, Deadpool resmen bir şov yapıyor. Bizim sinema yazarı Mehmet Açar yazısında stand-up yapıyor diyor film boyunca. Ya yani gerçekten bir stand-up gösterisi gibi. Yani süper kahramanlarla alay ediyor, filmin yapım şirketiyle alay ediyor, yapımcıyla alay ediyor, kendileriyle alay ediyor, kendi karısına laf atıyor, Hugh Jackman'ın boşanmasına laf ediyor. Yani her şeye bir kulp buluyor. Ve bütün bunların içerisinde de durdurak bilmeyen bir aksiyon. Biraz dünyada bir son bir 6-7 yıldır, kimileri daha da eskiye dayandırıyor ama bir şey var.
süper kahraman yorgunluğu diye bir şey. Evet. Yani artık süper kahraman filmleri kimin nerede kimle ne olduğunu unuttuk, şaşırıyoruz. Karıştırıyoruz artık. Yollarda sürekli kesişiyor. Burada da öyle bir şey var. İşte bir kutsal zaman çizelgesi diye bir şey var. Paralel evrenler şeyi. Deadpool'un çizgisini yok etmeye karar veriyorlar otorite, zaman otoriteleri. O da onun yok olmaması için kendisine bu konuda yardımcı olacak Wolverine'i yeniden hayata döndürüyor. Ve birlikte kendi dünyasının, kendi dünyası dediği de 9 tane arkadaşı, yani eski eşi ve arkadaşları, onlarla kalabilmek için, yani benim bütün hayatım bunlar, onların yok olmaması için bir maceraya atırıyorlar. Dur durak bilmeyen bir eğlence. Tavsiye edelim bence. Evet, fanlar çok daha eğlenecektir ama ilk kez bir süper kahraman filmi izleyenler de hem aksiyondan, bütün o koreografiden falan keyifle ayrılacaktır güzel sinemada. Bir başlangıç olur ilk kez izleyenler için diyorsun. Peki, bu hafta şimdi ilk kez vizyona girecek filmler arasında bir tane yerli korku filmimiz var. Ahbar. Ahbar. Gene Ahbar'da yola çıkıyor gençler. Yolda bir benzincilikte araba bozuluyor, çekici geliyor falan filan ve gene korkup geriliyoruz. Evet. Yine bir üç harfliler hikayesi. Recep Fakiroğlu'nun hem yazıp hem yönettiği bir korku filmi. İşte bu hep her hafta bahsettiğimiz yerli Türk sinemasının korku filmleri galerisinde kendisine bir yer edinen Ahbar. Gene üç harflilerin gene cinler var. Yani bizde korku filmi olup da cin olmayanı yok maşallah. Yani herhalde en çok ondan korkuyor bizim insanımız. Bir tane de yabancı filmimiz var. Galaktik Saldırı Uzaylı İstilası. Bu sefer de uzaylılardan. Yani işte. Filmin adı bile yani değil mi? Daha yoruyor insanı. Yeterince. Galaktik Saldırı Uzaylı hem İstilası. Hem saldırı var, hem uzaylı var, hem de istila var. Hepsi bizimkiler bence bunu Galaktik Saldırı falan yapmışlar. Alien Invasion diyor. Yani evet, uzaylı aslında. İstilası diyebiliriz ama Galaktik Saldırı Uzaylı şeyi daha Allah Allah nasıl bir film diye. Bakalım bu haftanın yabancı böyle macera Wolverine'in dışında. Hem bilim kurgu. Ya ben süper kahramanları sevmiyorum. Sinemada da şöyle bir macera filmi izlemek istiyorum diyenlere alternatif olabilir. Olabilir. Bir de romantik bir filmimiz var değil mi? Şans Eseri. Ya bir Woody Allen filmi. Yani Woody Allen son yıllarda bu şey kültürü var ya, woke kültürü. Orada biraz bayağı hırpalandı, dayak yedi. Ve biraz Hollywood'dan uzaklaştı. Yani artık yaş da 80'in üzeri. 88. Fransa'da 88 oldu mu ya? Yani 80 üzerine eminim de. Hala üretiyor ama bir şekilde. Bu film de Fransa'da çektiği, Fransızca çektiği bir film, Şans Eseri. Hı hı. Biraz yaklaşık 10-15 yıl önce bir Match Point diye bir filmi vardı, maç sayısı. Biraz onunla karşılaştırılıyor. Bir sanat galerisinde çalışan bir kadın. İkinci evliliğini yapmış. Eşi tam ne iş yaptığını bilmese de çok iyi para kazanan ve Paris'te o sosyal hayatta bilinen ve hep böyle gizemle bahsedilen bir adam. İşte parasının kaynağı bilinmiyor, her yere yardım eden. Görünürde kadının mutlu mesut bir evliliği var. Fakat bir gün yolda liseden bir arkadaşıyla karşılaşıyor. Liseden arkadaşı da bir yazar. Daha bohem bir hayatı var. Bir çatı katında yaşıyor. İşte Londra'da yaşıyor, Paris'te yaşıyor. Ne bileyim, daha başka ülkelere gidip oralarda eserlerini yazıyor ve kadına aslında lisede onu ne kadar sevdiğini ama açılamadığını söylüyor ve öğle yemeklerinde buluşmaya başlıyorlar ve beklendiği gibi ilişki romantik bir yöne doğru ilerliyor ve birlikte oluyorlar. Kadın kocasını aldatıyor ve kocası da bunu öğreniyor. Ondan sonra gelişenler daha fazla anlatmayalım. Sürpriz. Evet. Sakin sakin giden, böyle tatlı, kendi içinde hoş, böyle bir gerilimi de olan bir film. Ama eski Woody Allen formunda mı dersen, değil. Ama hani böyle bir sinema duygusu olan, zaten Woody Allen'dan başka bir şey de beklenmez, bir film, Şans Eseri. İzlesin insanlar bakalım
match point izleyenler de maç sayısını izleyenler de benzeteceklerdir ama bu daha bir tık geride maç sayısına göre. Maç sayısını için. O zaman izlemeye devam. Onu da tavsiye etmiş olalım arada. Evet, onu da izleyebilirsiniz. Tiyatrolara bakalım mı? Leyla ile Mecnun değil, Kadıköy Özgürlük Parkı'nda. Leyla ile Mecnun geçtiğimiz sezonun sevilen, izlenen oyunlarından birisiydi. Bülent Emin Parlak yazmış oyunu. Murat Eken. Biz kendilerini her şey çok güzel hareketler bunlar nereden? Ekibinden hatırlıyoruz Avuçlu ikisini baba de. Mıydı? Öyle Parlak. Miydi? Evet, onun bir karakteri vardı değil mi? Evet. Murat Eken de o ekiptendi. Bülent Emin Parlak, Bülent Emrah Parlak yazmış. Murat Eken yönetmiş. Ve Elit Andar Çam'la birlikte de oynuyorlar. Bir kadın, bir erkek boşanmak üzereler. Artık mahkemeye başvurmuşlar. Duruşma gününe bir gün kala ikisinin de çok sevdiği bir abileri, İskender adında bir abileri vefat ediyor. Ve duruşma gününden bir gün önce onun defin işlemleri var. Ve o sırada bu kadınla erkek işte bütün o evlilik sürecini yeniden bir gözden geçiriyorlar. Buna da romantik komedi diyebiliriz herhalde. Eminim Bülent Emrah Parlak arkasında olduğu için maalesef izleyemedim. Komedi de mutlaka ön plana çıkıyordur diye tahmin ediyorum. İlgiye değer bir oyun. Sezon içinde bir iki arkadaşım izlemiş ve beğendiklerini söylediler. Olumlu dönüşler vardı. Kadıköy'de Selam Çeşme Özgürlük Parkı'nda 28 Temmuz akşamı. Dediğim gibi yaz akşamları açık havada tiyatro izlemenin keyfine varsın insanlar. Bizde Dastas'ın bir oyunu var değil mi? Dastas'ın oyunu yaklaşık 2-3 sezondur devam ediyor. Deli Bayramı. Deli Bayramı Turgut Özakman'ın 1980'lerde Deve Kuşu Kabare furyası vardı 80'lerde. Sen hatırlamazsın. Jale Deve Kuşu Kabare ne diye soruyor. O hiç hatırlamaz. Zeki Alasya Metin Akpınar'ın kurduğu Deve Kuşu Kabare'nin Beyoğlu Aşk Olsun, işte Deliler gibi, Yasaklar gibi oyunları hem İstanbul'da sahnelerde fırtına gibi esiyordu. İstanbul dışında da insanlar kasetlere çekiliyordu bu oyunlar. Kasetten dinleniyordu. Yani izleyenler de gidip kaset alıp günlerce arabalarında dinlerlerdi. Yani böyle bir furya vardı o dönemler. Dastas ekibi diyor ki bu Deliler oyunundaki karakterler Dastas'ı ele geçirirse ne olur? Tam bir curcuna, tam bir şenlik. Yönetmen Mert Fırat, Didem Balçın, Mert Fırat ve Dastas ekibi oyuncuları da rol alıyorlar. Swiss Hotel Bosporus'ta 31 Temmuz'da sahnelenecek. Vallahi keyifli bir oyun. Keyifli bir oyun. Ben tavsiye ederim yani. Peki. Konserlere geçmeden önce bir tane de sergimiz var. Yerebatan Sarnıcı'nda Yeraltı'nın Kapıları. Yeraltı'nın Kapıları Yerebatan Sarnıcı'nda. Yerebatan Sarnıcı biliyorsun son bir restorasyondan geçti. Zaten büyülü bir atmosfer. Bence çok daha güzel olmuş. Yani o büyülü yan daha da ortaya çıkarılmış. Zaten bilmiyorum hiç o taraflara gidiyor musun? Yani her gittiğimde kapısında uzun kuyruklar. Mutlu ediyor beni aslında. Yani nasıl diyeyim? Benim çocukluğumda biraz daha köhne bir yerdi Yerebatan Sarnıcı. Yine gidilirdi, hani ziyaret edilirdi ama şimdi gerçekten bir kültür, sanat ve nasıl diyeyim sana, etkinlik alanına da dönüştürülmüş sergi durumda. Sergi alanı gibi biraz. Aynen öyle. Geçiş ve yansıma, mekana dokunma başlıklı bir sergi bu Yeraltı'nın Kapıları. Merak ediyorum ben de. Bir de serin oluyor orası içeri girdiğin zaman. Bu sıcak havalarda Yeraltı Sarnıcı'nda bir sergi gezmek çok keyifli. O sırayı belki beklemek zor olabilir ama sonra böyle serin bir yere giriyorsunuz. Geliyor, evet. Keyifli olur. Bunu da tavsiye ederim. Bugünlerde çok böyle sergi bulamıyoruz yeni. Yeraltı'nın Kapıları'nı sanatseverler takip edebilirler. Takip edebilirler. 1 Ağustos'tan itibaren. Konserleri Harbi Açık Hava'da var. Enka Açık Hava Sineması'nda da sinemalar var. Önce hangisine bakalım, sinemalara mı? Enka'yı söyleyebiliriz. Açık Hava'da neler olduğunu. Başka sinema işbirliğiyle bir etkinlik düzenliyorlarmış. Kendileri ve ben aldığım notları hemen aktarayım. 1 Ağustos'ta Mükemmel Günler. 5 Ağustos'ta Çocuk ve Balıkçıl, Miyazaki'nin önemli filmi. 7 Ağustos'ta Bir Skandalın Peşini ve 9 Ağustos'ta da Oscar'lı Oppenheimer
gösterilecekmiş açık havada izlemek isteyenler için. Orada saydım 4 filmin 4'ü de zaten dünya festivallerinde evet. birçok ödül almış. İşte Oscar'larda ödüller almış filmler. Kendilerini kanıtlamış artık. Ben şöyle yani Enka olsun işte başka yerlerde bu açık hava sinema işte Küçük Çiftlik Park'ta bahçe sinemasında yapılıyor. Başka yerlerde de böyle etkinlikler yapılıyor. Ben bu etkinliklere teşekkür ediyorum. Ya bizde bir yazlık sinema kültürü vardı bizim çocukluğumuzda, daha gençliğimizde. Şimdi o çok yok. Ya umarım bir yerlerde yazlık sinemalar böyle artar. Daha da artar. Ama ve biraz mahalle kültürü olarak vardı o yazlık sinema değil mi? Mahallelerde de olabilir. İşte onu da şeylerde yapıyorlar. Görüyorum karşıda Kalamış'ta parklarda bazen böyle film gösterimleri olarak yapıyorlar. Keyifli ya. Yazın açık havada film seyretmek gerçekten güzel. Keyifli. Onun için en açık havayı da not alsın sana. Not alsınlar. Öneririz. Konserlere başlayalım. Bir tane Büyük Ev Abluka konseri var. İlk olarak onu söyleyelim. Onu söyleyelim. 28 Temmuz'da Vadi'de bir akustik konserleri olacak. Ben Büyük Ev Abluka'yı akustik olarak dinledim. Ben Comedy Club'da dinledim. Diyordum ki ya akustik nasıl olacak evet, acaba? Nasıl ne olacak yapacaklar? Diye. Şu an düşünüyorum. Çok keyifliydi. Gerçekten yani Bartu Küçük Çağlayan yani resmen ben izlediğim yerde böyle bir küçük stand-up'ta zaten yaptı bütün şarkı aralarında. Çok keyifliydi. Yani Büyük Ev Ablukada'nın akustik sahnesinin bu kadar başarılı olacağını ben açıkçası tahmin etmiyordum ama çok keyifliydi gerçekten. Merak var. Sevilen şarkılarını akustik dinlemek isteyenler için Vadi Açık Hava'da olacaklar 28 Temmuz'da. Meraklandım ben de. Harbi Açık Hava'da da bir Yıldız Tilbe geliyor. Önce onu söyleyeyim. Valla Yıldız Tilbe biliyorsun böyle işte ne diyelim Yıldız Tilbe. 27 Temmuz'da Yıldız Tilbe. Şahsına münhasır bir insan. Evet yani zaten şarkılarına sesine söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Sahnede de bambaşka bir kişilik. Yani hani her an her şeyi yapabilecek bir şey olduğu için bir insan olduğu için. Harbi Açık Hava'da da Yıldız Tilbe'nin de bir kitlesi var. Bence tıklım tıklım dolacaktır. Yani herhalde son şu 25-30 yılda Türk popunda 3-5 tane şarkı sayalım desek, yani bir top 10 yapsak herhalde Yıldız Tilbe'den en az 1-2 tane şarkı girer değil mi? Kesinlikle girer. Onları canlı dinlemenin keyfi de bir başka. Başka oluyor. 28 Temmuz'da da Nilüfer'in konseri var. Valla Nilüfer'i sahnede ben en son Ajda Pekkan konserinde Ajda Pekkan ve arkadaşları konserinde sahnede Ajda Pekkan'a eşlik etti. Orada gördüm Nilüfer'i. Ses aynı yani. Hani 30-40 yıldır Türk popunun zirvesinde olmak değil mi? Yani işte Ajda Pekkan, Nilüfer, Sezen Aksu böyle bu isimler kolay olmasa gerek. Ve işte biraz önce Yıldız Tilbe için söylediğim hani son 30 yılda bir top 10 yapsak bir tane, iki tane Yıldız Tilbe vardır diyoruz ama herhalde son 50 yılın bir listesini yapsak orada da Nilüfer'den herhalde bol miktarda vardır. Birden fazla şarkı girecektir. Bence keyifli, nostaljik, güzel bir akşam olacak. Sezen Aksu dedin aklıma geldi geçenlerde okudum bir yerde. Sezen Aksu için işte konser teklifi yapmışlar ama istememiş. Üzüldük bu habere. Bayağı oldu işte Sezen Aksu değil mi? Bir 7-8 yıl oldu. Sahneleri bıraktım dedi ve geri de dönmüyor. Gerçekten bıraktı. Teoman gibi olmadı. Evet o gerçekten bıraktı. Ya bir yandan kararına saygı duyuyorum ama bir yandan da Sezen Aksu ya bu kadar da kendini mahrum etmemeli. Yani hadi tamam her Allah'ın günü başka bir yerde konser vermeyebilir ama senede mesela belki. Artık bence belki onu sevenleri işte sanatçı dostları böyle zorlayıp belki şöyle nefis bir işte bu yıl stadyum konserleri izledik evet, ya evet, belki öyle büyük bir konserle şu geçen 8-10 yılın acısını çıkarıp böyle 40-50 bin kişilik keşke. Açık havada değil mi? Çok güzel isteriz. Bir konserle yeniden dönse. Biz dileğimizi ve temennimizi iletelim. İletelim. Aynen öyle. 29 Temmuz'da da Simge'nin konseri var. Her akşam bir konser var Harbiye'de. Aşkın olayım. Galatasaraylılar gider artık. Yok Galatasaray. Icardi gidecek mi acaba? Icardi gider Icardi, mi? Icardi bakalım. Icardi'yi de konuk sanatçı olarak diyet yapıyorlarmış. Bilmiyorum şu anda tamamen bir bilim kurgu kurdum vallahi yani. Çok, olur mu bilmiyorum. Yani, o ertesi gün bütün magazin haberlerinde, magazin programlarında herhalde konuşur. İlk sıradaki haber o olur değil mi? Beraber çıkıp sahnede şarkı sahnede söylese abi. Açık havada. 30 Temmuz'da Derya Bedavacı. Derya Bedavacı'yı canlı izlemek bana kısmet olmadı. Hale sana? Yok, bana da olmadı. Yalnız birisin. Ama
sevgili arkadaşımız, bizim yazarımız Esin Övet. Çok beğeniyor. Ve öyle Esin'e mi? İnanırım. Sahnesinin çok iyi olduğunu söylüyor. Muhakkak. Çok eğlendirdiğini söylüyor. Derya Bedavacı'yı da ben de belki kısmet olur, şans denk gelirse izlemek isterim. İnşallah. 31 Temmuz'da da Hakan Altun. Hakan Altun için söyleyecek bir şeyim yok. O farklı bir kitlesi var. Bir tarzı var. Ve o tarzın en iyilerinden. Evet evet, kesinlikle. Mi? Yani orada hani o fantezi müzik dinlemek böyle, aynen. İşte orada hani o için Hakan Altun tamam diyorsun ve gidiyorsun onun aynen taraftarlarını, öyle. Sevenlerine de duyurmuş olalım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Elinciğim. Bugünlük bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.